Herkese merhaba. Rüzgarlı havalarda bunu böyle rüzgar engelleyici olarak kullanıyorum. Bunun çantası. Bayağı kullanışlı bir ürün bu. Şöyle bir kartuşu var. Şimdi kartuşunu takacağım. Bu kartuş biraz azalmış, hafiflemiş. Yedeğini yanıma alsam iyi olur. Aracın içi bazen bayağı ısınıyor, o yüzden çok fazla taşımıyorum. Bir tane ya maksimum iki tane yanıma alıyorum her ihtimale karşı. Yani gaz sonuçta aşırı sıcaktan genleşebilir. Tamam. Yeterli. Böyle alelacele çıktığım zamanlarda yanıma aparatif, atıştırmalık şeyler alıyorum. Marketten en az şekerli hangisi ise alıp çıkıyorum. Ellerim temizdi ama yine de ellerimizi bir yıkayalım. Evet, Mavic Mini masada. Onunla birazdan güzel bir uçuş yapacağız. Umarım kazasız, belasız, kırımsız bir uçuş olur. Yani ben amatörüm, daha yeni yeni öğreniyorum. Bir eğitim falan almadım. Ama tabii YouTube'da bayağı bir eğitim videosu izledim. Çok faydalı videolar bunlar. Yani bir şeyin eğitimini almadan onu öğrenmek zor. Gerçekten bir sürü faydalı video var. Size de tavsiye ederim. Mutlaka bu videoları izleyin. İki tane atalım. Belki misafirimiz falan olur. Ona da ikram ederiz. Yani bu virüsten dolayı, Covid'den dolayı artık insanlarla aramızda ciddi bir mesafe oldu. Eskiden böyle tanımasak bile birileri geldiğinde bir şeyler ikram ederdik veya onlar ikram ederdi. Şimdi herkes çekiniyor, korkuyor ister istemez. Yani yapacak bir şey yok. Mecburen öyle oldu. Sağlık her şeyden önemli. Tedbirli olmakta fayda var. Kimde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ama insanı gerçekten rahatsız ediyor. Şehir içinde ben pek rüzgarı anlamıyorum ama böyle yükseklere çıktığınız zaman, dağlara yaklaştığınız zaman rüzgar kendini belli ediyor. Konya biliyorsunuz ova ve derinde. Dolayısıyla çok anlayamıyorsunuz. Yani rüzgarın ne derecede olduğunu anlayamıyorsunuz. Yükseklere çıkınca rüzgar kendini belli ediyor. Rüzgar ara ara böyle şu an gördüğünüz gibi kendini hissettiriyor. Su kaynasın. Çayımızı yapalım şöyle keyifle. Ondan sonra drone'u uçuralım. Hatta ben kaynamasını beklemeyeyim, drone'u uçurayım, sonra kaldığım yerden devam ederim. Şu an havalandık. Kaydı başlattım. Biraz yükselelim şöyle. Ben tam şuradayım.
Ben burayı gerçekten seviyorum. Konya'da alışılmışın dışında baya baya yeşil bir alan. Evet, iniş yaptım. Evet, çayın demlenmesini beklerken drone'u uçurdum. Drone da işim bitti, kaldırdım. Şimdi biraz çay keyfi yapacağım. Tam şurada bir köpek var. O yaklaşmadan önce buraya birkaç bir şey bıraktım. İşte yanına getirdiğim şeylerden. Çağırdım az önce, gel dedim. Korktu, gelmedi. O da benim gibi temkinli biri. Ben de öyleyim. O yüzden ona hak veriyorum. Şunları içinden çıkartayım da. Siz de şurada durun, birazdan çöpe atacağım sizlere. Şuraya koyayım. Çöp şurada hemen. Bir de atalım oraya. Burada çok fazla köpek var ya. Bak, yerini değiştirmiş o da. Az önce şuradaydı, şimdi oraya geçmiş. Şu çayın altını biraz daha ısıtayım. En azından gidene kadar çay sıcak beklesin. Hava soğuk olunca birden soğuyor hemen. O yüzden altını yakmanız gerekiyor. Evet, geliyor. Gel oğlum. Hı? Geldi sonunda. Biraz beni gözlemledi. Baktı, pek zarar verecek bir tipe benzemiyor. Hemen geldi oraya, bıraktığım şeyleri yemeye başladı. Evet, hayvan dostlarımız da bizle beraber bizim gittiğimiz yerlerde yediğimiz içtiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Hayat paylaştıkça güzel gerçekten. Paylaşmadığınız zaman bütün bildikleriniz sizinle beraber yok olup gidecek. Benim hissettiğim ortamı diğer insanlarla da paylaşmak istiyorum. Onlar da hissetsinler diye. Paylaşmaya devam edeceğim. Siz de takipte kalırsanız
Memnun olurum. Videoları beğenen, paylaşan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.